Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Evren Hanım tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ben bankacıyım. Ah ne güzel. Özel bir kurumda çalışıyorum. Evet. Evliyim, iki kızım var. Kızımla beraber geldim. Gerçekten mi? Ayaklarınıza evet. Sağlık. Teşekkür ederiz. Evet. Çocuklarımla vakit geçiriyorum. Çok güzel. Kelimeleri severim, bulmaca çözmeyi çok severim. Böyle arta kalan zamanlarımda gezmeyi, kitap okumayı, müzik dinlemeyi, kendime vakit ayırmayı seviyorum. Harikulade Evren Hanım. Bir planladığınız bir puan var mı? Şuraya gelsem iyi olur dediğiniz. Ya ben de bir önceki yarışmacının kazandığı yerlere gelebilirim umarım. Tabii evde her yarışmacının söylediği şeyleri söylüyor olacağım ama ben de evde daha farklı, daha rahat bir ortamda daha iyi puanları alabiliyorsunuz. Alabiliyoruz ama burada tabii bir şey belli olmaz. Kısmet. Belki çok daha yükseğini alırsınız. İnşallah kısmet diyelim. İnşallah. Başlayalım mı ufak başlayalım. Ufak? Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Tiyatro, sinema ve eğlence yerlerinde ayrılan özel bölme. Loca. Loca doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Fransızca kökenli. Bakalım nasıl sorduk. Koyu kül rengi, duman rengi. Harf alayım. Alın bakalım bir tane. Ü. Füme. Füme doğru cevap. Beş harflilerden devam ediyoruz. Bitki biliminden geliyor. Bakalım. Hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı. Harf alayım. Tamam. Şans için de bunun dört yapraklısını ararız. Yonca. Yonca doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Buyursunlar. Bir bilim, sanat, spor veya meslek dalı ile ilgili belirli bir kavrama karşılık gelen kelime. Harf alayım. Harf aldık. T. Yardım alayım. Tamam. Vereyim. Çok ünlü bir teknik direktörümüzün soyadı. İmparator lakaplı. Terim. Terim doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soruyoruz. Yapım eki almış. Bakalım. Yürekli olmayan, cesaretsiz, ürkek anlamına gelen korkak. Bir sözcük. Korkak doğru cevap. Yine altı harfli Arapça kökenli tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım. Sıraya koyma, sıralama anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Nokta nokta etme. Dizmek. Gibi bir şey. Sıralamak. Dizmek. Arapça kökenli. Harf alın isterseniz. Harf aldık. Harf aldık. Z. Harf alayım. Harf aldık. Halka direkt satışa ne denir? Nokta nokta satış. Tanzim. Tanzim doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. İki kelimeden olacağım bir cevaba ihtiyacımız var. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Başkasından para, yardım isteyecek duruma düşmek. Harf alayım. Harf verdik. Ç. Mastarla bitiyor. Başkasından para ve yardım muhtaç. İsteyecek gibi bir şey. İki kelime bu. Ha, iki kelime. İsteyecek pardon. Duruma düşmek, bunu istiyor olmak. El açmak. El açmak doğru cevap. Evren Hanım 3100 puandayız. 1 dakika 53 saniye süremiz var. 13 harf alabiliriz. Puanımız çok iyi. 3100 puan gayet iyi bir puan. 1 dakika 53 saniye bizi zorlayabilir. Biraz hızlanmamız gerekecek düşünme konusunda. Tamam. 13 harfte stratejik olarak kullanabilirseniz sizi birincilik koltuğuna oturtur şu an. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Devam edelim. Efendim ikinci yedi harfli aradığımız cevap geliyor. Hayvanlar aleminden geliyor. Birleşik kelime yanılmıyorsam gelsin bakalım. İzmaritgillerden 25-30 santimetre uzunluğunda beyaz etli bir balık. Harf alayım. Harf alalım. Ö. Hiç balıkları da. Bilmez misiniz? Yok hiç bilmem. Alın bir tane daha. Harf alayım. Harf aldık. K.
Köpek balığı. Yok daha neler. 25-30 santim. Yok. Evet. Bir harf daha alın. Harf alayım. Harf aldık. R. Bir sesli harf koy. Dur, durun artık. K. Kar. Devam edin. Hiç hatırlayamıyorum. Aynı sesli harfle devam edin. Kara. Hı. Kara göl. Kara. Kara göl olur mu? Başka bir şeyle bitsin o. Hatırlayamadım. Hatırlayacaksınız. Başka bir harf koyarsınız sonuna. Kara. En sona mı? Evet. Kara gö göp gök kara gök kara göl kara Hacivat göz kara göz. Kara göz doğru cevap. Hakikaten balıklarla aranız hiç yok. Hiç yok. Efendim 8 harflere geçtik. Yoksunluk eki almış bir sıfat soracağız. Yazık. Bakalım nasıl soracağız. Doğrudan doğruya olan. Bilavasıta. Direkman. Direk. Ne efendim? Direkmen. Direk. Türkçe kökenli. Yoksunluk eki size iyi bir ipucu olabilir. Harf alayım. Verelim. O. Yoksunluk eki. Bir harf daha alın. Harf alayım. Aldık. Y. Y. Doğrudan doğruya. Yani. Dos. Gibi bir şey değil. Harf alın. Bodos. Diyeceğim. Demeyin. Bir harf daha alın. Harf alayım. Aldık bir tane daha harf aldık. L. Kolay değil. Diyeceğim. Başka bir harfle başlıyor. M. Süre gidiyor. Bir harf daha alın. Harf durdurun alayım. Artık. Durdurun. Evet. Doğrudan. Şimdi doğrudan doğruya olmasa nasıl deriz? Dolaylı. Şimdi işte bu yoksunluk eki var. Dolaysız. Dolaysız doğru cevap. Evren Hanım devam ediyoruz 8 harflerle. 2 harfli mastarla bitiyor. Şimdi aradığımız cevap bakalım nasıl? 2 harfli. Hayır. 2 harfli mastarla bitiyor. Tamam. Mekmak değil yani. Değil. Tamam. Sonunda 2. Bravo. Tamam. Ne güzel bildin. Evet gelsin bakalım sonra. Makyaj, takı ve özenli bir giysiyle yapılan hazırlıkların bütününe verilen isim. Süre gidiyor. Harf. Hiç ihtiyacınız da yoktu. Süslenmek. Evet. Süslenme. Süslenme doğru cevap. Boşuna aldınız harfi Evren Hanım. Şimdi 9 harflere geçtik. 13 saniyemiz var. 4 soru cevaplayacağız Evren Hanım. 4 soru var. 4 harf kullanacaksınız. Tamam. Demek ki 5 harfiniz yok. Çünkü 5 saniye arttırmanız gerekecek öbür türlü. Onunla uğraşmayalım. 4 harf alalım. Aynen. Alacaksınız yani. Bu soruda yani. Tavsiye etmiyorsunuz. Doğru mu? İşte bilemiyorum. Normalde size normalde etmem ama heyecandan şimdi patlarsanız onu da bilemem. Siz soruyu böyle hızlıca göz gezdirin ben okurken. Tamam. İhtiyaç duyarsanız harf alıp durdurun. Ama bunu tamam. Çok hızlı yapın. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi bismillah sevgili izleyenler. Gelsin soru. Olmak fiiliyle kullanılan birinin kötü durumda kalmasını engellemek anlamına gelen bir söz. Çok güzel yerden geldi. S harfi. İki kelime miydi? İki kelimeydi. Olmak fiiliyle kullanılan kötü durumda. Birinin kötü durumda kalmasını engellemek. Yani birine nokta nokta olmak. Süper olmak diyeceğim. Gibi bir şey. Kol kanat germek değil. Gibi bir şey. S ikinci kelimenin başı galiba anladım. Size gibi. Helal olsun. Ama hatırlayamıyorum. Yazın denizde çocuklar, sahil güvenlik mesela birini kurtarmaya neyle gider? Botla. Tekneden ne atılır? Filika. Yok artık. Filika demiş. Filika mı attınız tekneden ya. Evren Hanım? Ah be. Yine yani nerede bakın. Yansın bir çok kolaymış. Gerçekten kolaydı. Ben mi kafanızı karıştırdım? Yok yok. Yani kelime çıkmadı. Gelmeyince anda. Gelmiyor işte. Güzel anlattınız da. Gemiden karıştı. Atılanı filika dediniz Evren Hanım. Gemiden köpek tekne balığını, attık. Köpek balığını da küçülttüm. Aynen evet. Köpek balığı, kara göze köpek balığı dediniz. Güzeldi o da. Efendim 9 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki ve mastar almış bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım. Yabancı şeylerden arınmış duruma gelmek. Özleşmek.
Harf alayım. Özleşme. Harf aldık. Arınmak. Gibi bir şey. Arıtılmak. Ya öyle değil. Bu aslında şey, özleşmek gibi. Söylerseniz onu. Entegre olmak diyeceğim. Yok yok. Demin arı. Ha. Evet. Arı. Yok, özleşmek gibi söyleyin onu. Arı. Tılmak. Hayır efendim, özleşmek. Ses olarak öyle söyleyin diyorum. Anlayamadım. Mesela öz ya, onun başı gerisine leşmek olmuş. Bunun da arı. Arılaşmak. Bravo, arılaşmak doğru cevap. Evren Hanım. Ay, süreyi yemişiz. Hiç bakın söylemiyorsunuz. 4600 puan aldık ama iki tane daha sorumuz vardı. Muhtemelen biz 6600 alırdık süreyi ama patladıktan sonra da insan önemsemiyor. Haklısınız Evren Hanım. Aslında çok iyi yarıştınız oraya kadar. Teşekkür ederim. Can simidine kadar. Biz de destek olmaya çalıştık ama olmadı. Moral bozuldu tabii. Ama hiç bozmayın moralinizi. Gerçekten hak ettiğiniz puan bu değil. Biz farkındayız. Eminim izleyenler de farkındadır. Ayağınız da alışmış olur. Belki bir daha gelirsiniz. İnşallah. Hadi çağırsınız, inşallah. Geliriz. Ay, çağırmaz mıyız Evren Hanım? Her zaman gelin.